Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 3 dakikalık maç yapmaya devam ediyoruz. En son 1700 puanda kalmıştık. 1700 puandan 1750 puana çıkmaya çalışacağız. Hep beraber. E4'te başlayalım. At F3 oynayalım. E5'teki piyonu isteyelim. At C6, fil C4. İtalya çalışını yaptık. Rakip vezir E'de oynadı. Rok attık. Vezir E'de çok tercih edilmeyen bir hamle tabi. C3. Fil B7 yaparsa D4 yapacağız. Merkez alacağız. Alıp alıp vezir E4 alamaz. Çünkü vezir E4 alırsa kale E1 var arkadaşlar. Rakip vezir düşerdi. Yapamazdı. At C3 taşları geçmeye devam edelim. Ters tarafı roklar var. Rakip de bize buradan atak yapacak. Bizim de ona buradan bir atak yapmamız lazım. Ama bakalım bunu başarabilecek miyiz? O kadar kolay olmayacak. Kale E1'de oynayalım. G5 geldi. Rakip atağa başladı. Şimdi bir at D5 gelmek istiyor muyum? Veya nasıl bir şey yapsak? Vezir D3 gitsem. Fil A6 fikriyle. Şimdi vezir E2 oynamak istemiyorum. G4'de atı kaçınca D4 boşta kalacak. Bu yüzden vezir D3'de oynayayım. G4'de at H4, at F5 oynama ihtimalim olur. Şimdi fil A6 oynayacağım. G4'de at H4 var. Şu anda buradaki ataktan çekinmiyorum. Bunun sebebi de şu arkadaşlar. Rakibimiz şah kanadına doğru piyon sürerken ben şah kanadına piyon sürmediğim için zayıflık yaratmadım kendimde. Bu sayede kendime bir zayıflık unsuru yaratmadığım için bir problem olmayacak. Fil D2 oynayayım. B4 sürüşü için. G4'de at H4 var. H4 sürerse bekleyeceğim. H3 sürerse G3 oynayacağım. Burayı kapatacağım arkadaşlar. Bu şekilde oynamayı düşünüyorum. Tamam, buna B4 hemen oynayabiliyor muyum? Alıp alıp en son alıyor ama olmuyor. Tamam. Aslında filin önünü kapalı diye bir B4 yapmak istiyordum ama yapamıyoruz. Vezir B5 gitsem alsak. Tamam, veziri bir B5'te değerlendirmeye çalışayım. Şöyle bir piyon yapısı farklılaşacak. Double'ım olacak merkezde ama at B4 gelmedi, at B4 ilginç. Vezir C4 oynayalım. Tamam, bu konum fena olmadı. Çünkü B4 var artık. B4'de oynayabiliriz. Şimdi BA5 istiyorum. Alırsa da fil B4, devamında A5 sürüşü istiyorum. Vezir kale uyumuyla bu şekilde saldıracağım. Diğer kalemde geleceğim. Bunu at H4 düşünmüştük başından beri. At F5 fikriyle hareket edeceğiz. Derken veziri boşa koydu arkadaşlar rakibimiz. Veziri aldık. Devamında at F5 gittik. Verdik fili. Fil B4 gerçi oynayacak. Biz de şöyle bir kale C1'le tehditle gelelim. Bu şekilde bir hamle yaptı. Güzel. Şimdi nasıl olgunlaştırma? D6 oynasam vezir D5'ti. Bu sanki fena değil. Alırsa vezir D5 geleceğim. Almazsa zayıflık var. Vezir D5 geldim. At D6 istiyorum şimdi. At D6 yaptım. Fil D6 almak zorunda, yoksa çatal oldu. Vezir D6 taş değiştik. Güzel oldu bizim için. Devamında kale B1, D5 ve B6'yı almak isteyeceğim. Kale B1. Şimdi bunu oynuyorum. Atı kaçarsa kale boşta. Atı kaçmazsa da zaten atı kazanacağız. Pozisyon tamamen terk oldu. Bakalım. Bu arada hesap değişikliği yaptım. Bunun sebebi de arkadaşlar, diğer hesapta çok az puan gelmeye başladı. Hani 700'den beri oynadığım için. Öncesinde 700'e düşürüp tekrar çıktığım için. Video serisi yaparken. Bu yüzden hesapta çok az puan gelmeye başladığı için videolar çok çok uzun sürüyordu. Bu yüzden yeni bir hesaptan oynayacağım. Bu hesapla aynı şekilde olunca yeni bir hesap yapacağım. Bu şekilde video serisini tamamlayacağız. Bilginiz olsun. Şimdi kaleyle kaleye aldım. Sonrasında vezirle piyon alıyorum. Çok üstün pozisyondayız. Zaten burada mat var. 19 puan geldi. Biraz da fazla puan geldi. Ama dediğim gibi video serisinde 3-4 maç yapıp böyle devam etmek istiyorum. Yoksa süre 50 dakika 40 dakika falan sürünce biraz seyir zevki düşüyor, biraz sıkılabiliyorsunuz. Bu yüzden bu şekilde yapmanın daha doğru olduğunu düşündüm. Zaten bu video serisinden sonra ben video çekmeye devam edeceğim, pratik yapmaya devam edeceğim. Kendi puan dilimimde de oynayacağım, turnuvalara da gireceğiz. Beraber birçok şey yapacağız. Peki, devam ediyoruz. E4'e karşı ne oynayalım? E5 oynayalım arkadaşlar. At C3, at F6, 4 at geldi. Fil B5 geldi. Fil B4 gidelim bu hamleye karşı. Aldı bizi, alalım. Bunu aldı. Şimdi pozisyonda fil C3 alabilirim ben de. Rc3 aldı, güzel.
Vezir E7 gidebilirim. Verdiğim atı. Buna da atı 4 alabilirim. Şimdi C3'teki piyonu istiyorum. C3'teki piyonu verdi. Bunu alalım bir tane. Sonrasında atımı D5'e çekeceğim. Bunu aldı ama buna bu var. Kale 1'e bir şey yok. Kale 1'e vezir E1 var. Rakip bir an hızlı karar verdi ama yanlış oldu rakibin kararı. Şimdi ok atalım. Ve vezirimizi de G5'e açalım. Şimdi at F4 gibi C4 oynarsa ver vezir deriz. Ver mat deriz. Böyle bir hamle yaptı. Kalemi istiyor. Bir tempolu filanmesine ihtiyacım var gibi düşünüyorum. Çünkü kale E8 gelmek istiyordum. Fil orada olunca gelemedik. Şimdi bunu değişelim, zaten öndeyiz. Devamında kale E8'imiz var. Güzel bir şekilde alırsa alırız. At öndeyiz. Oyun sonunda çok rahat bir kazancımız var. Peki böyle bir hamle yaptı rakip. Şimdi buna ne yapabiliriz? Atımızı şöyle bir veya B6'ya mı çeksem? Neyse F6'yı çekeyim. B6'dan şimdi bunu alamazsak sıkıntı olabilir. Bunu geldi. Çok ilginç bir hamle. Yani kale B8 oynayayım. Şimdi piyonumu zayıflatmak istiyorum. Bu zayıflıktan dolayı bir şey olmayacak. Yani oyun sonunda fil önleyim ve piyon toplayıp kazanabilirim. O yüzden problem etmiyorum. Normalde fil F6 izin vermezdim oyun sonuna giderken ama şu an izin verdiğim senaryoda bir problem olmuyor. H5 oynasam, gerçi piyon da çok zayıflar, H5 oynasam. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Bir ben at D7 geleyim. Devamında at B6 C4'e saldırırız veya C5 oynayabiliriz. F6 şah F7 oynayabiliriz. Bu tarz fikirler var. Şimdi mesela F6 fikrim var. İlk başta alıp mı girmem lazım varyanta? Ama sonra C7 geri kalmış. Neyse kale B7 oynamak gerekiyor. Sorun yok. Tamam F6. Buna fil G6 tabi. Kale C1, kale B7 oynayacağız. Çok büyük bir ihtimalle. Kale C1 gelecek. Gelmedi. Çok ilginç. Bu piyona değişmek istedi. Ama değiştiğimiz senaryo bize çok üstün pozisyon. Bunu da oynayayım. Bir de kale değişeyim. Ve şimdi yapacağım şey A piyonunu almak. A piyonunu alırsam kendi A piyonu vezire doğru koşacağım. Ve o senaryoda zaten A piyonun geç olmasa bile maçı yavaş yavaş kazanacağız. Şöyle geldim. Bir tane daha geliyorum. Bu pozisyon artık kazanç oldu. A5 sürelim. A4'te oynayalım. Buna F5 gidebiliriz belki de. Gerçi alabilirim. Alırsam daha güzel oluyor. Peki. Şimdi burada şahı geleyim. Sonrasında at B6, at C4 gelirim. Şu an çatal da istiyorum bir yandan. Rakip başka bir hamle yapmaz. Çatal yedi de daha kolay kazanca gittik. Ama zaten C4'e gelmiş senaryoda bunu alacaktım ve kazanacaktık. Şöyle at G6 gelelim. Çünkü bu piyon düştü. Buraya gelemiyor. Fil var. Alayım piyonu. At G6 ve şahla piyon aldık. Bu pozisyon kazanç oldu. Şöyle bir şah çekip bu piyonu da yiyelim. Devamında şahım uzaklaşıp pozisyonu artık bitireceğiz. Şöyle bir hamle daha. Vezir çıktık. Rakibimiz oynamaya devam ediyor. Bir şah çekelim ve terk etti. Devam edelim arkadaşlar. Yeni maçımız geldi. D4 oynadı bu sefer de. E6 yaptı. C4 yapalım. D5 alıyorum. Açça çıkıyorum. Fil G5. E3. Fil D3. Fil H4 çekiyorum bir tane de. Şimdi burada at F3 de var, at E2 de var. At E2 enteresan bir hamle. At E2 de yapabiliriz arkadaşlar bu pozisyonda. Bir tane at E2 oynayalım. F3'lü E4'lü bir yapı var. Belki bunu dizebilirsek size onu göstermek istiyorum. Rok atalım. Bunu F3 oynuyorum bakın. F3. Böyle bir hamle. Şimdi G4 oynasam buna fil G6, F G6, vezir C2 yaparım. Orada şah F'e gitmek zorunda kalır. Sağ
Sanki fena değil var. Yani G4 oynuyorum bir tane. At F4 görün bir de orada çünkü. Şimdi fil G6 çekerse ki başka türlü taş kaybediyor. At G4'de file 7 var. Böyle bir hamle varmış. Güzel bir hamle yaptı ama bunda fil G3 çekemiyor mu? Anlamadım. Fil G3. At F4'de engelledi. Evet, fena olmadı rakip için. Yine ben planımı uydurdum ama şah F7 ve kale G8 diye opsiyonu artık oluştu tabii. Kale G8 geldi. Şimdi o E4 fikrini yapacağım ama E4 fikrini yapamıyorum. Alınca atla almam gerekiyor. Ben piyonla almak istiyorum. Bu yüzden bir H3 oynayayım. Sonra E4 oynayayım. Alınca F piyonunu almak istiyorum çünkü. Böyle bir hamle yaptı. Buna E4 süreyim bence ben artık. Alınca at G3 alırım. Ve bir yandan E5 de istiyorum bakın arkadaşlar. Merkeze çok ciddi bir sürümüz oluyor. Şimdi vezir D6 ile E5 var. Kale A1 istiyorum. Rakibin şahı hala merkezde kaldı ve pozisyonumuz çok iyi kaldı arkadaşlar. Bu güzel bir varyant aslında. Gayet oynanabilir. Şimdi uzun ok atmak istiyor. Alıp kale A1 oynasam uzun okunu engellerim. Şah D8'i oynatırım rakibe mesela. Bunu düşünüyorum. Ama bunu alırsam D4 üzeri piyonu kalacak ve onunla oynamak zorunda kalacağım oyun boyunca. Onu da istemiyorum. E5 çok daha baskılı bir hamle. Bir de şöyle bir varyant gördüm. At A4'lü oynama varyantı. Yani işte ok atarsa at A4 çatal yiyor buradan ve C5 karesi çok zayıf. Bu yüzden şöyle yapalım. Bir E5 yapalım. Sonrasında at A4'lü oynarız. Uzun ok yine atamaz. O pozisyonda. Şimdi merkezi kapattım gibi normalde merkez açmam lazım rakip şu an merkezde olduğu için ama bu pozisyon E5 çok kuvvetli hamle diye bunu seçtim. Durum aslında bu. Şimdi hatta E6 bile bakıyordum ama E6 çok içime sinmedi. Bir at A4 gideyim ben. Uzun oka at bayağı at çatal var. Normal bir hamle yaparsan yine at bayağı at çatal var. Başka bir hamle yaparsan at C5, yani bunun önce bir hamle yaparsan at C5 de var. Yani o yüzden pozisyonu çok beğendim. At C5'ten sonra E6 fikrim var. Çünkü alırsa kale A1 var ve şah merkezdeyken atı açmaz alıp baskı yaparız ve at kazanırız büyük ihtimalle. Bunları gördüğüm için E5 oynadım. Yoksa E5'te almak çok mümkündü aslında. Çünkü rakip şah merkezdeyken merkezi açıyorum tabii ki ve devamında şah çekeceğim, baskı yapacak. O da olurdu. Bu da kazanç, o da kazanç bence. Merkez ciddi bir üstünümüz var. Bu F3 E4'lü varyant o yüzden eğer iyi oynanırsa gerçekten çok kuvvetli bir varyant olabiliyor. Şimdi böyle bir hamle yaptı. Belki de en doğru hamleyi buldu. Çünkü at E6 fikri hala var rakipte. Ve benim artık bu hamlem çok işe yaramıyor. Gerçi yarıyor. Çok ilginç bir varyant gördüm. At B6, kale A6 gelirse at C8, at D6 oturuyorum. Bakın böyle oynuyorum. Şimdi büyük ihtimalle bunu oynayacak. Atı kovmak isteyecek. Onu da yapmadı çok iyi. Gördü herhalde at C8 at D6'yı. Ben bayağı iyi düşündü yani bence bunu. Zor bir hamleydi bence. Peki. O zaman kale A1'i oynayasak at E6 gelecek. At F4 gelecek. O zaman biz at E2 F4 hazırlayalım. Rakibin at E6 fikrine karşı. Biz de karşı oyun hazırlayalım o zaman rakibimize. Gayet güzel oynuyor. Bence. Haydi bakalım. Böyle bir hamle yaptı. Şimdi F4 düşünüyorum. Rakip tüm kuvvetiyle at E6'ya hazırlık yapıyor. Çok mantıklı onun için tabii ki. Ben de bir yerden bir parçalama yarma harekatı yapmam lazım. O zaman ben de bir vezir D2 oynayayım. Zaten G6'ya bakışım çok sınırlı. A5'e bakayım. Bir de F4'ü de daha da hazırlayalım. Şimdi vezir A5 zaten tutamayacak. Bir piyon alalım bence artık. Ve bu kanattan oynamayı düşünüyorum devamında. Bu karenin aktifini kullanmaya çalışacağım. Böyle bir hamleyle bir tane piyon kazanalım. Piyonu kazandık. Şimdi F4 düşünmüştük uzun zamandır. F4'ü yapabiliriz artık bence. Vezir de buraya koyduğu için problem yok. Kale F4. Böyle bir hamleye vezir tabii ki boşa alırız. Ve kazandık. Güzel. Tam 1749 puan olduk. 51 puan olmuşuz. Peki videoyu burada bitirelim. Devamını diğer videoya saklayalım. Ben bu şekilde 3-4 maç yaparak bu puan dilimlerini yaşayarak devam edeceğim arkadaşlar. Ve
1700 puana, 1750 puana çıkmış olduk. Hep beraber 2500 puana kadar bu şekilde bu puan dilimlerine karşı mücadele ederek devam edeceğiz. Bu yolda hep beraber yapacağız bu işlemi tabii ki. Bu arada bana şunu da söyleyebilirsiniz. Başka bir açılış oynamamı da isteyebilirsiniz. Ya ben elimden geldiği kadar aslında popüler açıdan seçmeye çalışıyorum. Yani Vezir Gambit olsun, İtalyan, İspanyol, 4 at, işte hızlı İtalyan, yavaş İtalyan gibi opsiyonel İskoç oynadım mesela. Siyahlı E5 oynuyorum, Fransız oynuyorum, Karakol oynuyorum, Sicilya oynuyorum, Aleyhine oynuyorum, İskandinav oynadım. Ya birçok aslında farklı varyantı oynamak istiyorum oynarken. Ama hani sizin aklınıza gelen başka bir öneri varsa tabii ki benimle özelden paylaşabilirsiniz. Onları seve seve burada video sesi yaparken oynayabiliriz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Puanımızı 50 puan 50 puan arttırmaya devam ediyoruz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.